12. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 128 sıra sayılı dijital hizmet vergisiyle bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 12. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz saygılarımızla. Madde 12, 193 sayılı kanunun 29. maddesinin 1. fıkrasının 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4. amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler. Turan Aydoğan İstanbul, Mehmet Bekeroğlu İstanbul, Cavit Arı Antalya, Lale Karabıyık Bursa, Burhanettin Bulut Adana milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyor Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek. Buyurun Sayın Zeybek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha bir yıldan biraz fazla zaman geçmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmiş olan bir yasa teklifiyle ilgili bir değişikliği konuşuyoruz. Yani Türkiye'de spor müsabakalarını yöneten hakemlerin elde ettikleri ücretlerden vergi verip vermemesiyle ilgili. Yasa teklifini meclisimize getiren Sayın Milletvekili, başlangıçta bu teklifin içine bütün spor müsabakalarında görev yapan bütün hakemlerin alacağı ücretlerden vergi alınmasını teklif etti. Yani dedi ki, bir amatör maçta 55 lira bir hakem ücret alıyor, hafta sonu 2 maça çıkıyor 110 lira, ayda 4 maça çıkıyor 440 lira, biz buradan 66 lira vergi alacağız dedi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ülkeyi getirdiği açmazın ve çıkmazın en uç örneğidir bu. Bir amatör maçtaki hakemin aldığı ayda ücretten 66 lira vergiye kadar düşmek değerli arkadaşlar. Şimdi bunu biraz değiştirdik komisyonda. Şimdi deniyor ki profesyonel müsabakalarda görev yapan hakemler. Şimdi değerli milletvekilleri, bir hakem profesyonel ligde ne zaman maç yönetiyor? Yani bu işe başladığı gün gidip bir Fenerbahçe Galatasaray maçını mı yönetiyor? Böyle mi düşünüyor bu teklif hazırlayanlar? Bu 13, 14, 15 yaşında hakemliğe başlıyorlar. 20-30 lira ücretlerle, çoğu üniversite öğrencisi, çoğu iki tane dil bilen, farklı fakültelerde okuyan öğrenciler. Yaz demeden, kış demeden maçlara gidiyorlar. 25-30 yaşına kadar başarılı olanlar bir üst klasmana çıkıyor. C klasmanına, B klasmanına, A klasmanına çıkıyor. Sonuçta bütün Türkiye'de 20 tane hakem anlaşmalı ücretli maç yönetiyor. Ve iktidar dönmüş bu hakemlerin, yani 10 bin hakem içinde en yukarıya çıkmış olan 20 tane hakemin maç başına alacağı ücrete gözünü dikmiş. Buradan bir şey çıkmaz değerli arkadaşlar. Gerçekten buradan bir şey çıkmaz. Yani bu cumhuriyetin 80 yılda 90 yılda hakem olarak yetiştirdiği Cüneyt Çakır'ın, korkarım bunlar UEFA maçlarından aldığı paraya da yarın vergi koyma yasa tasarısını getirirler. Şimdi bir başka önemli nokta şu. Yani hakemlerin bu ücretlerine göz dikiyorsunuz. Sonra mesela Sarıyer'de, Uskumruköy'de at çiftliklerinde Özbekler çalışıyor. Atların altını temizliyorlar. Bunlara soruyoruz. Ben artık diyor Özbek değilim, Türk vatandaşıyım. Nasıl Türk vatandaşısın? Ben diyor etnospor yarışmalarında Türk milli takımını temsil etmek için bir oldu bittiyle Türk vatandaşlığına geçirildim. Ya arkadaşlar, eğer siz bu etnospora çok önem veriyorsanız, bu Özbekleri, Tacikleri, Kazakları Türk vatandaşı yapıyorsanız, ya Allah'ını severseniz bunlara 3 kuruş ücret verin de çiftliklerde, at çiftliklerinde yemeğe 30 liraya 40 liraya çalışmak durumunda kalmasınlar. Şimdi bir başka önemli nokta şu değerli arkadaşlar. Yasa teklifi diyor ki spor kulüpleri profesyonel sporcular ödediği ücretlerin, geçmişte 16 ay önce çıkan yasada amatör branşların giderlerini bunlara mahsup edecekti. Bunu kaldırdık. %15 stopajlar 20'ye, 500 binin üzerinde olanlar da gelir vergisi diliminde %40'lara kadar çıkacak. Bakın ben bu teklifi hazırlayan Sayın Demiröz'e söylüyorum.
Siz bir, bütün İstanbul'daki büyük kulüplerin amatör şubelerine büyük bir darbe indirdiniz. 2020 yılındaki olimpiyatlar öncesi Türk milli takımlarının sporcularının ana kaynağı olan başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi, Karşıyaka gibi Anadolu'nun muhtelif illerdeki spor kulüplerine darbe indirdiniz. Bunun sonrasında yaşanacak olan nedir? Daha çok yabancıya, Türk vatandaşına yapılarak Türk milli takımının temsilidir. 82 milyonluk bu ülkenin çocuklarının spor yapmasının olanaklarını bu getirdiğiniz yasalarla engelliyorsunuz. Bir başka yanlışınızı da söylemek istiyorum. Ya siz Türkiye'nin pek çok şehrine 30 bin kişilik stadyumlar yaptınız. Siz affedersiniz, bu 30 bin kişilik stadyumlarda yabancı sporcuların vergi yükü dolayısıyla artık eskisi kadar gelemeyecekse, yerli sporculara koyduğunuz vergi yükü yüzünden kaliteli Türk sporcuları, futbolcuları yurt dışına gidecekse ve stadyumu da yaptığınız şehirlerin futbol kulüpleri amatör lige düştüyse, buyurun toparlayın. Sayın Demiröz, bu 30 bin kişilik stadyumlarda futbol maçı oynanmayacağına göre siz buralarda deve güreşi mi yaptıracaksınız? Bu hesapsızlık, bu plansızlık, bakın, Türk sporuna yapılmış en büyük ihanet, altyapı tesislerine, spor ve sporcu yetiştirmeye, eğitim kurumlarına yatırım yapmak yerine siz milletvekilleri kendi şehrinize damga vurmak için gittiniz, oralara büyük stadyumlar yaptınız ama o stadyumların yan tarafında 3 tane 5 tane çim antrenman sahası yapmayı, altyapı tesisi yapmayı, amatör spor kulüplerinin spor yapabileceği tesisleri yapmayı akıl edemediğiniz için o statlarda oynayacak çocuklar da o mahallelerden yetişmiyor. O nedenle sözün özü ve sözün kısası, sporla ilgili gittiğiniz yol yanlış bir yoldur. Ama en başta yaptığınız yanlış, Türkiye'deki federasyonların oy verme sistemini değiştirdiniz. Gençlik Spor Müdürlüğü'nün, Genel Müdürlüğü'nün şubelerdeki yetkililerinin oy çoğunluğuyla Türkiye'deki... Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.